Bir gençlik eğlencesi yıkıma doğru giden bir yola dönüşüyor. Düşünüyorduk. Bir eve zorla girdik ve araba çaldık. Hapisten cüretli bir kaçış ulusal bir kaçak avını başlatıyor. Bunlar tehlikeli kanun kaçaklarıydı. Silahlıydılar. Polisler suçluları 2300 kilometre boyunca kovalıyor. Nerede olduğumuz hakkında bir fikrimiz yoktu. Polis bu kaçakları onlar tekrar harekete geçmeden nasıl yakalayabilecekti? Zaman geçtikçe izlerini kaybediyorduk. Suçlular zaman zaman adaletten kaçmaya çalışır. Bu neredeyse kaçmayı başaran bir adamın hikayesi. ...4 Şubat 2003... Crawfordville, Florida. Her zaman bir hikayem vardır, anlat. 17 yaşındaki Edward Robertson bir partide. Saatler boyunca alkol ve uyuşturucu alan Robertson ve arkadaşı Jake bir gezintiye çıkmaya karar veriyorlar. Hadi bakalım. Sarhoş gençler yakındaki bir otoyola kadar yürüdüler. Şansları iyi gidiyordu. Bir tamirhanenin önünde park edilmiş anahtarlar üstünde olan iki araç buldular. Anahtarlar üstünde. Aaron yoluna vardıklarında Jake arabanın kapasitesini test etmeye karar veriyor. Bas gaza! Sanırım adrenalin bağımlılığı, adrenalin fırlaması. Jake arabanın sınırlarını zorluyor. Ta ki onu enkaza çevirene kadar. Tekerleklerden biri yerinden çıkıyor. Şuna bak, tekerleğe bak, tekerleğe bak. İkili arabayı orada bırakıp minivanla devam ediyor. Crawfordville okuluna doğru gidiyorlar ve burada bir minivan daha buluyorlar. İkinci minivana hemen düz kontak yapıyorlar. Şehir sokaklarında gezerken yerel bir araç çekme işletmesine rastlıyorlar. Evet, işte o herifin yeri burası. Robertson buranın sahibiyle olan eski bir anlaşmazlığını hatırlıyor. İntikam almaya karar veriyor. Kitlerini indir. Göze göz, dişe diş, dünya böyle dönüyor evet. Dostum. Robertson ve Jake minivanın başka neler yapabileceğini görmek için gidiyorlar. Birkaç saat içinde Wakulla ilçesi şerifine bu yıkım yolunu tarif eden telefonlar yağmaya başlıyor. Polis şahitler ve kurbanları sorguluyor. Ben daha ne olduğunu anlayamadan arabaya bindi ve gitti. Kısa kahverengi saçlıydı. Kanıt sıkıntısı çekilmiyor. Polis parmak izlerini topluyor. Bütün bulgular Edward Robertson ve arkadaşı Jake'e işaret ediyor. Bence parmak izleri sayesinde yakalandık. Beni sorguladılar. Daha sonra onu ve bizim yaptığımızı anladılar. Gelip beni aldılar ve ikimiz de hapse girdik. Robertson'un küçük yaşlarda işlediği suçların listesi oldukça kabarık. Bu suçlar zaten sicilinde bulunuyor. Hakim onu ağır şekilde cezalandırıyor. Robertson yaptığı eğlence turu için ve daha önce karıştığı ev soygunuyla ilgili silah hırsızlığı suçları için toplamda 5 yıl hapse mahkum ediliyor. Daha önce işlediğim suçlar vardı. Bunlar zamanla arttı. Bu yüzden beni yetişkin olarak yargılamaya karar verdiler. Robertson Indian Irmağı ilçe hapishanesine yollanıyor. Steve Ferdin, 35 yıl boyunca polis kuvvetlerinde görev yaptı. 1000'den fazla kanun kaçağının yakalanmasına yardım etti. Hapishaneler özellikle de deneyimsiz gençler için korkunç yerlerdir. Bu onların mantıksız şeyler yapmalarına, kötü kararlar vererek başlarını daha fazla derde sokmalarına neden olabilir. Her şey olabilir. Gel buraya, gel. Parmak daha yaslan. Parmak daha yaslan.
kaçma girişimi hapis cezasını artırıyor. Önce 5 yıl vermişlerdi ama bunun üstüne 10 yıl daha koydular. 15 yılım vardı. O zaman tahliye tarihim 2016'ydı. Başarısız kaçış girişiminden sonra Robertson, mahkumlar Martin Feeney ve Keith Carter'la tanışıyor. Ben içeri girdiğimde galiba Ekim 2005'ti. Keith Carter zaten oradaydı. Ve Martin Feeney de sanırım benden 2 hafta sonra gelmişti. Feeney'nin hapishaneden kaçma konusunda bir geçmişi var. Robertson'a göre Feeney yeni bir kaçış planı oluşturuyor. Umarım bu iyi bir plandır. Kaçmak esasen Martin'in fikriydi ama sonra hepimiz öğrendik ve Keith Carter'la ben de onunla gitmeye karar verdik. Eğer kaçabilirsek. 1 Aralık 2005 gecesi kaçmıştık ama ondan önceki 2 haftayı planlayarak geçirdik. Feeney inşaat işinde çalışıyordu. Robertson'a göre Feeney hapishane duşlarının yapıdaki zayıf noktalar olduğunu ve kaçmak için mükemmel bir yol olduklarından emindi. Duş başlığının köşelerinden birini yerinden çıkardı. Metal plakayı. Duvardaki deliğin de aynı genişlikte olduğunu gördü ve duvarda devam ettiğini. Arka tarafı görebiliyordu ve odanın diğer tarafındaki koridoru gördük. Binanın dışından ışık gelip kapıdaki çatlaktan sızıyordu. Bu bilgi Robertson ve Carter'ın kaçma planında Feeney'e katılmaları için yeterli olmuştu. Sanırım herkes bizim oraya duş yapmaya falan girdiğimizi düşünmüştü. Tabii gürültüyü duyana kadar. El yapımı gereçlerle çalışmaya başlıyorlar. Çıkardıkları gürültü onları huzursuz ediyor. Robertson Feeney'e yardımcı oluyor. Carter nöbet tutuyor. Sonunda 3 mahkum duş başlığını duvardan sökmeyi başarıyorlar. Bir ıslah memurunun yaklaştığını duyduklarında heyecanları yarım kalıyor. Plakayı tekrar duvara yerleştirip içeriden bağladık. Böylece o geldiğinde her şey normalmiş gibi görünüyordu. Ama artık deliğin fark edilmesinin an meselesi olduğunu biliyorlar. Hızlı hareket etmeleri gerek. Ertesi gün kaçacağımızı biliyorduk. Ertesi gün saat 5:30'da akşam yemeği yiyen mahkumlar hücrelerine dönerken Robertson, Feeney ve Carter duşa yöneliyorlar. Deliğin büyüklüğünü gördükten sonra oraya sığabileceğimizi anladık. Sonra tek tek deliği takip ettik ve geçebilmek için birbirimizi kaldırdık. Bakım koridoruna vardıklarında Robertson artık dönüş olmadığını anlamıştı. Gergindik. Gerçekten çok gergindik. Biz oradayken her an biri o kapıdan çıkabilirdi. Bir memur oradan geçiyor olabilirdi ve vurulabilirdik. Sadece çok gergindim ve parmaklıklardan geçmek için acele ediyordum. Dışarı çıkacağımız alan, yani kaçtığımız alan aynı zamanda boş vakitleri değerlendirme alanıydı. Bu yüzden orada her şeyi görebiliyorduk. Kendi pencerelerimiz ve odalarımızı görüyorduk ve camdan burası görünüyordu. Bizi izleyen biri var mıydı bilmiyorum. Başka bir hücreden birileri bizi görmüş, yandaki hücreden. Daha sonra öğrendim. Yani yakalandıktan sonra öğrendim. Bizim parmaklıklardan atladığımızı görmüşler ve gardiyanlara haber vermeye çalışmışlar. Galiba neden bahsettiklerini anlayamadılar. Bizim kaçtığımız saatler herhalde 7:30 ya da 8 civarındaydı. Dışarı çıktık, binanın yan tarafına kadar gittik.
Işıklar falan vardı ama dışarısı çok karanlıktı. Gözlem kuleleri gibi şeyler yoktu. Yakalanacağımızdan çok kaçabileceğimizi düşünüyordum. Çünkü kimsenin bir şeyden haberi yoktu ve sadece iki gün sürmüştü. Etrafta ne yaptığımızı anlayabilecek kimse yoktu. İçeridekiler de bir şey söylemezse kaçma şansımız çok yüksek diye düşündüm. Yakalanabilme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünseydim herhalde gitmezdim. Mahkumlar ilk parmaklığa ulaşıyor ve üzerinden atlıyorlar. Kaçakların bilmediği şey ise bu teşebbüsün güvenlik kameralarında kaydediliyor olduğu. Aralık 2005. 22 yaşındaki Edward Robertson, hırsızlık ve hapisten kaçmaya teşebbüs suçlarından 15 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Şimdi o ve iki başka mahkum Florida'daki Indian Irmağı ilçe hapishanesinden kaçıyorlar. Mahkumiyet ve özgürlüğün arasında duran tek engel 3 adet dikenli telli parmaklıktı. İlk parmaklıklardan atladık ve dikenli tel parmaklığın diğer tarafındaydı. Yani zor olmamıştı, aşağıya atlayabildik. İkinci parmaklığa gelince onu da çarşaf gibi bir şeyle tuttuk ve çektik ve ellerimizle tutarak çektik. Hapishaneden kaçış bu üç mahkum için plana uygun gidiyor. Ama o sırada güvenlik kameralarının onları iş üstündeyken kaydettiğini bilmiyorlardı. Bir kez daha şansları yaver gidiyor. Islah memurunun dikkati başka yerde. Son parmaklığa doğru gidiyorlar. Marty ile ben parmaklıklarda ayakkabılarımızı düşürdük. Galiba ayağı kesilmişti. Daha sonra onunla konuşma fırsatım olmadı. Edward Robertson, Martin Finney ve Keith Carter gecenin karanlığında kayboluyorlar. Ertesi sabah hapishane kıyafetlerinden kurtulup kendilerini gizleyecek giysiler bulmaları gerekiyor. Zaman onların aleyhine işliyor. İlk planımıza göre bir yerlerden kıyafet bulmaya çalışacaktık. Bir arabadan, çamaşır ipinden, her nereden olursa, bir süveter falan mesela. Ama planladığımız gibi olmadı. Kaçaklar 8 saatten az bir süredir dışarıdaydılar. Vero plajına kadar gidiyorlar ve burada onlara bir araba yaklaşıyor. Yakalanacağımızdan korkmaya başlamıştık. Nerede olduğumuzdan haberleri var mı bilmiyorduk. Ama kaçakları strese sokan sadece bir yanlış alarm. Ne yöne doğru gittiğimizi bilmiyorum. Tek bildiğim koşuyor olduğumuz ve hala yalın ayak olduğumuzdu ve hava çok soğuktu. Özgürlük için tek şansları hapishaneden mümkün olduğu kadar uzağa kaçabilmek. Sonunda terk edilmiş bir hurdalık olduğunu düşündükleri bir alana geliyorlar. Çocukken hurdalıktan bulduğumuz arabalara binip etrafta gezdiğimizi hatırlıyorum. Çünkü ön taraftakileri tamir etmek için bırakırlardı ve anahtar üstünde olurdu. Hurdalığın arkasına gelmiştik. Ben de buralarda kullanılır bir araç var diye düşündüm. Çalmak için bir kamyonet buluyorlar ama sahibinin yakınlarda çalıştığını fark ediyorlar. Kamyoneti çalıştırmak riskli olacak. Oraya gittik ve yukarıda aynı zamanda dükkana benzeyen bir ev vardı. Kamyonetleri ve diğer şeyler de vardı. Kamyoneti ön kapıya kadar ittik. Biz onu iterken Kit şoför koltuğundaydı ama ona inmesi için sesleniyorduk. Ne yapacağımızı söyleyebilmek için. Çünkü kamyoneti çalıştırıp insanların duymasını istemiyorduk. Ama biz ona bunu söylerken biri evden çıktı. Hey dur! Bu bizim kamyonetimiz! O bizim kamyonetimiz! Leonard! Şu çocuklar kamyonetimizi çalıyor!
Hey, ne alt ediyorsunuz siz? Gelin buraya, hemen geri dönün. Kit kamyoneti çalıştırdı ve gitti. Yavaşlamaya çalıştı ama ona gitmesini söyledik. Nasılsa yolları ayıracaktık, bu yüzden ona devam et git dedik. Finn ve ben de kaçtık. Kamyonetin sahibi bir başka arabaya atlayıp Carter'ı takip etmeye başlıyor. O gitmişti ve oradakiler onu bir arabayla takibe başlamıştı. Biz de kaçmaya devam ettik. Roberson'a göre Carter kamyonetle ortadan kaybolurken o ve Finn'i yaya olarak devam ettiler. Carter uzaklaşıyor. Ama kamyonetin sahibi polisi arıyor. Üç lanet olası herif kamyonetimi çaldı. Bir aralıkta devriye memurlarına yardım ediyordum. Kaçış gerçekleştiği zaman Todd Finnegan, Vero Plajı polis merkezinde bir dedektifti. Kod 2304, kuzeye doğru. Memurlardan birinin kuzey tarafında 66. caddede dikkatsiz bir sürücüyü takip ettiğini söylediğini duydum. Onu izlerken sürücü aşırı hız yapmaya başladı. O sırada ben de Sebastian bölgesindeydim ve bana doğru geliyorlardı. Anlaşıldı, yoldayım. Bu noktada memur helikopteri çağırmak zorunda kaldı. Carter yakalandığı takdirde 10 yıl fazla ceza alacaktı. Teslim olmaya niyeti yoktu. Polis Carter'ı batıya doğru takip etmeyi sürdürüyor. Ve polis son çareye başvuruyor. Carter'ın güzergahını bloke ettiler ve kaldırımlara durdurma çivilerini koydular. Kenara çek, dur! Aracı durdur ve hemen dışarı çık. Carter kapana kısılmıştı. Kamyonet durdurma çivilerinin üzerinden geçmişti. Bu olduğu zaman lastiklerin havasının inmesi sadece birkaç dakika alıyor. Memur Richard Rivas ve K9'u da takibe katılıyor. Sebastian polis merkezinden K9'u Richard Rivas sirenlerini açarak onu takibe devam etti. Bu sırada lastikleri parçalanmaya başlamıştı. Araç yalpalamaya başlıyor ve Carter kontrolü kaybediyor. Memur Rivas'ın şüphelinin aracı terk edip yaya olarak kaçtığını söylediğini duydu. K9'unu kullanarak izini sürmeye başladığı bilgisini verdi. Carter K9 ünitesinden kaçabilir. Ama yukarısındaki helikopter onu kızılötesi kamerayla tespit ediyor. Carter hızlı koşuyor ama yorulmaya başlıyor. Geriye bakıyor ve kimseyi göremiyor. Yavaşlıyor. Birkaç saniye içinde Rivas'ın K9'u Carter'ın üzerine atlıyor. Gafil avlanan Carter köpeğin gırtlağına sarılarak onu boğmaya çalışıyor. Memur Rivas yetişerek Carter'ı etkisiz hale getiriyor. Kımıldama! Yere yat! Nereden kaçıyorsun? Nereden kaçıyorsun? Ben onlara yetiştiğimde yanlarında hapishane tulumu giyen bir şüpheli vardı. Adın nedir ve nereden kaçıyorsun? Turuncu tulumu gördüğümde onun ne olduğunu hemen anladım. Orada bir şeyler dönüyor. Yorgun ve yaralı olan Carter polisin söylediğine göre nihayet adını söylüyor. Ve Indian Irmağı ilçe hapsinden kaçtığını itiraf ediyor. Hapishanenin hangi kısmındaydın? Eblo. Burada gözle görünenden fazlası olmalıydı. Bu işe bulaşan başkaları da olmalıydı. Dedektif Todd Finnegan derhal Indian Irmağı ilçe hapishanesini arıyor. Sanırım sizinkilerden birini yakaladık.
Kayıt memuruyla konuştum ve sizin hapishanede Keith Carter diye biri var mı diye sordum. E bloğunda olduğunu doğruladılar. Dedim ki sanırım artık orada değil. Tutuklandı. Kırmızı bir tulum giyiyor ve bir K9 tarafından da ısırıldı. Evet, böyleleri genellikle tek başına kaçmazlar. Indian Irmağı'ndaki gözetim memurları hemen bir sayım yapıyorlar ve 3 mahkumun kayıp olduğunu fark ediyorlar. Robertson ve Finney, Carter'ın yakalanmasının onların bulunabileceği anlamına geldiğini bilmiyorlar. 5B boş. Henüz 24 saat dolmadan kaçış planları hızla bozulmaya başlıyor. Aralık 2005'te Edward Robertson ve iki başka mahkum Martin Finney ve Keith Carter Florida'daki bir hapishaneden kaçıyorlar. Hey, halt ediyorsunuz siz. O benim kamyonetim. Kaçışlarından birkaç saat sonra bir kamyonet çalarken görülüyorlar. Carter kamyonetle uzaklaşıyor. Ve yakalanıyor. Nereden kaçıyorsun? Nereden kaçıyorsun? Polis kısa zamanda Carter'ın yalnız olmadığını fark ediyor. Seninle başka kimler kaçtı? Yalnız başına kaçmadığını biliyorum. Finney ve Robertson için insan avı sürüyor. Koşmaya başladığımızda önce tekrar arka taraftan dolaşarak ormanın içinden geçtik ve belki bir saat boyunca koşarak kaçmaya çalıştık. İkili bir çöplüğe geliyor. Oraya gideriz ve belki giyecek bir şeyler buluruz diye düşündük. Bir tişört ya da onun gibi bir şey. Çünkü hala turuncu üniformalarla koşuyorduk. Ve yalın ayaktık. Ayakkabı bulmalıydık. Ve aradıklarını buluyorlar. Ben bir süveter buldum. Bir tane ben buldum. O da tişört buldu. Ama başarıları kısa sürüyor. Saklanıyorduk ve nerede olduğumuzu bildiklerini düşünüyorduk. Yakalanacağız diye korkuyorduk. Nerede olduğumuzdan haberleri var mı bilmiyorduk. Gergin geçen bir sürenin ardından Robertson rahat bir nefes alıyor. Sonunda dışarı çıkıp otoyoldan koşmaya başladık. Çevredeki mahalleleri arıyorduk. Ancak hiçbir yere varamamıştık. Robertson ve Finney kaçalı 2 gün olmuştu. Düşündüklerinden daha kuzeye gitmişlerdi ve ikisi de bölgeyi tanımıyordu. Çok yorgunduk ve ayaklarımız acıyordu. Çıplak ayakla tren yolunun kenarından bir gün boyunca yürümüştük. Hiçbir şey yememiştik. Sadece biraz su içmiştik, o kadar. Yiyecek yoktu. Polis ipuçları aramakla meşguldü. Arama emirleri çıkarılmıştı. Aranıyor posterleri bütün ülkeye dağıtıldı. Robertson ve Finney silahlı ve tehlikeli olarak sınıflandırılmıştı. Elimizden geldiği kadar çok kişiyi arıyor ve telefon şirketlerinin kayıtlarını izlemek için takip emirleri yolluyorduk. Belki birine bir telefon etmiş olabilirlerdi. Finnegan, Florida Eyaleti Savcılık Bürosu'nda bir dedektif olan Ed Aarons'ı da yardıma çağırıyor. 5 Aralık 2006'da bir hapishaneden kaçış olayıyla ilgili olarak Indian Irmağı ilçesi polis merkezine çağrıldım. Bu 3 mahkum birlikte kaçmışlardı ve biri şimdiden yakalanmıştı. Araştırmayı biraz genişletmeleri gerekiyordu, eyalet çapında ve belki eyalet dışında. Aarons, Robertson ya da Finney'nin bir noktada tanıdıkları biriyle irtibata geçeceklerini düşünüyor. Kaçaklardan ikisi de hem Finney hem de Robertson Kuzey Florida bölgesindendi. Hüküm giyerek Indian Irmağı ilçesinde transfer edilmeden önce burada yakalanmışlardı. Burası aynı zamanda yaşadıkları yerdi ve Kuzey Florida'da Tallahassee'den Pensacola'ya kadar akrabaları vardı. Oralardan başlayıp herkesle konuşmaya karar verdik. Tüm akrabaları ve arkadaşlarıyla. Ziyaretçi listelerinde olan ya da onlara mektup yazan herkesle. Araştırma eyalet çapında büyürken Robertson ve Finney hala yayaydılar ve umutsuzluğa kapılmaya başlamışlardı. Eğer arayı açmazlarsa polisin onlara yetişeceğini biliyorlardı. Robertson'un söylediğine göre Finney Ocala kasabasında onlara sahte kimlik bulabilecek birini tanıyordu. Ama oraya gitmek için arabaya ihtiyaçları vardı. Sessiz görünen bir eve yaklaştılar. O akşam tombala oynamaya gitmiştim. Eve geldim. Saat 10 civarıydı.
ve tombalayı kazandığım için neşeli bir şekilde eve girmiştim. Para çantamı masanın üzerine koydum. Robertson ve Finney, Cheryl Murphy'nin evine yaklaştılar. Finney oraya gidip arabayı çalıştırmayı deneyeceğini söyledi. Anahtarlar arabanın içinde değildi, bu yüzden eve girdi. Finney evin arka kapısının açık olduğunu fark ediyor. Ben dışarıda bekliyordum, o da arka kapıdan çok sessizce girdi. Robertson'a göre Finney mutfağa girmişti. Çaresizdi. Eğer karşısına biri çıkarsa her şey olabilirdi. Para çantası mutfak masasının üzerinde öylece duruyordu. İçeride sadece 2 dakika kalmıştı. Evden tekrar dışarı çıktı, arabaya bindi. Vitesi boşa aldık ve onu yola doğru ittik. Evden uzaklaştıktan sonra Finney motoru çalıştırıyor ve ikili gece karanlığında kaçıyor. Aklım cüzdanımla anahtarlarımı gördün mü? Ertesi sabah kalktım, işe gitmek için hazırlandım ve evin içinde cüzdanımı arıyordum. Hiçbir yerde bulamadım. Kocam telefonun nerede dedi. Cüzdanımda dedim. Ara o halde dedi. Ben de aradım, kapalıydı. Ve ben telefonumu asla kapatmam. Telefonumun kapalı olduğunu söyleyen bir mesaj çıkıyordu. Bana o zaman arabaya gidip orada mı bırakmışsın diye bak dedi. Don Murphy garaj yoluna baktığında arabanın yerinde olmadığını görüyor. İşte o zaman arabamın çalındığını anladım ve o içeri geldikten sonra telefonu alıp polisi aradım. Polis yanlarına vardığında Cheryl Murphy hırsızların kim olabileceğini tahmin ediyor. Dedim ki muhtemelen Indian Irmağı ilçe hapishanesinden kaçan 2 mahkum olabilir. Hayır, onlar şimdi Georgia'ya varmışlardır. Evet, benim arabam. Bir haber alır almaz size bildireceğiz. Robertson ve Finney Ocala'ya doğru gidiyorlar. Tamam. Artık Murphy'nin parasıyla yiyecek ve benzin de alabilirler. Bir marketin dışında duruyorlar ve Finney sahte kimlik sağlayan arkadaşına telefon ediyor. Alo. Merhaba, ben Finney. Evet, uzun zaman oldu. Arkadaşı Finney'e başını belaya sokmak istemediğini söylüyor ve yardım etmeyi reddediyor. Biliyor musun, o işlerden bu aralar gerçekten uzak durmaya çalışıyorum. Finney'nin bilmediği şey ise bu görüşmenin ters teptiği. Telefonu kapatır kapatmaz arkadaşı polise haber veriyor. İyilik istersiniz diye düşündüm. Sanırım onları arıyorsunuz. Marty Finney'nin arkadaşı olduğunu söyleyen birinden telefon aldık. Marty o sabah onu aramıştı. Florida'da güvenli bir yerde saklanıyordu. Sanırım onu arıyorsunuz. Adı Marty Finney. Ona hapisten kaçtığını söylememişti. Dedektif Todd Finnegan ve araştırmacı Ed Ahrens başka ipuçları bulabilmek için Kuzey Florida'ya gidiyorlar. Evet. Tallahassee, Florida'ya gittik. Burada Amerika Kanun Kaçağı Pasaport Ünitesi'yle irtibata geçtik. Finney ve Robinson'ın bu bölgede bazı akrabaları vardı ve onların ziyaretçi listesindeki kişilerle konuşmak istiyorduk ve daha önce onlara mektup yollayan kişilerle de. Evet, evet, onu tanıyorum. Bu o. Federallerin de Ahrens ve Finnegan'a katılmasıyla ekip Vakula ilçesi, Panama City ve Pensacola'da kaçakların yakınlarını sorgulayarak aramalarını sürdürüyor. Teşekkürler. Bu insanların hepsi Finney veya Robertson'dan haber almadıklarını söylediler. Görüşmeler kanun kaçaklarıyla ilgili yeni bir bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Merhaba, Florida Eyalet Polis Merkezi'nden Ed Ahrens. Finney'nin bir süredir çıktığı bir kızdan yakın zamanda bir çocuğu olduğunu öğrendim. Onunla hiç irtibatın oldu mu? Aramayı denedi mi? Bu çocuğu saplantı haline getirmişti. Hapisten kaçtığından haberin var mıydı? Hayır, bilmiyorum. Onunla konuştuk ve ona Finney'nin kaçtığını söyledik. Onunla irtibata geçmeyi deneyebilirdi ve bunu herhangi bir şekilde yaparsa bana haber vermesini söyledim. Lütfen beni hemen ara. İşte kartım. Bildiğimiz kadarıyla Kuzey Florida'daki tüm ipuçlarını tüketmiştik ve ben onların kesinlikle eyaleti terk ettiklerini hissediyordum. Bu noktada ben araştırmayla olan ilişimi kestim ve dedektif Ahrens'la benim bölgemde yapılabilecek iş takipleri için bağlantıda kaldım.
Pensacola bölgesinden ayrıldığımızda sanırım 8 ya da 9 Aralık'tı ve içimde onları bulacağımıza dair iyi bir his vardı. Çünkü artık Finney ya da Robertson'un yakınlarından biriyle iletişime geçeceğini umuyordum. Bunu henüz yapmamışlardı. Ahrens ve Finnegan, Indian Irmağı eyaletine geri dönüp kaçakların bir hata yapmasını bekliyorlar. Davada gelişme kaydedilmeden bir hafta daha geçiyor. Sorun değil dostum, tamam, tamam. Robertson ve Finney sahte kimlik edinemiyorlar. Günümüzde bir kanun kaçağı için sahte bir kimlik edinebilmek çok önemli. Polise sunabilecek bir kimlik belgesi bulmak zorundalar. Kimlik olmadan bir kütüphane kartı bile alamazsınız. Robertson ve Finney Florida'da kalırlarsa birilerinin onları tanıyacağından korkuyorlar. Ani bir karar alıyorlar. Mutsuzluğa düşmüştük. Ne yapacağımızı bilmiyorduk ve karar verene kadar 10 dakika bir park yerinde oturmuştuk. Florida'dan mümkün olduğunca uzaklaşmak istiyorlar ve batıya doğru gitmeye karar veriyorlar. Ne kadar para kaldı? Çaldıkları cüzdandaki para er ya da geç tükenecek. Robertson ve Finney'in benzini de azalmaya başlıyor. Biraz canlanmaya ihtiyacımız var. Ve bildikleri tek şeyi yapıyorlar. Hırsızlık. Yedi Aralık'ta Georgia'daydık. Eyaletler arası yoldan çıkmıştık. Oraya gidip kapıyı çalacaktık. Eğer kapıyı açan olursa bir bahane uyduracaktık ve oradan gidecektik. Kimse cevap vermiyor. Eyaletler arası yoldan çıkalı neredeyse bir saat olmuştu. İkimiz de eve girdik, etrafı kolaçan ettik. Parayı, silah ve diğer şeyleri o evde bulmuştuk. Yeni kıyafetler falan bulduk. Her şeyi arabaya koyduk ve tekrar otobana çıktık. Yeni kıyafetler, $150 ve bir silah. Kanun kaçakları benzin de almıştı. Kahve içelim dostum. Ve Florida'dan kaçabilecekleri kadar uzağa gitmeye koyuldular. Neden hala Finney ile beraber olduğumuzu bilmiyordum. Sahte kimlikleri alamamıştık ve bu yüzden ayrılmadık. Onların bir arada kalmasının avantajı bir ekip olarak birbirlerini fiziksel anlamda koruyabilecek olmalarıydı. Polis kuvvetleri için daha büyük bir tehlike teşkil ediyorlardı. Batıya doğru 2200 kilometre gidiyorlar ve yolları üstünde evleri soymaya devam ediyorlar. Soygunlarda kaçışları için çok gerekli olan nakdin yanında bir de tüfek ediniyorlar. Colorado'ya varıyorlar. Colorado'ya ulaştıktan sonra tamam dedik, artık yollarımızı ayırabiliriz. Orada birkaç gün kalıp sonra başka taraflara doğru gidecektik. Robertson ve Finney, Thornton, Colorado'da Denver'ın 20 kilometre kuzeyinde duruyorlar. Burada bir motel buluyorlar ama oda tutmuyorlar. Büyük ihtimalle 11 Aralık ya da 11 Aralık'tan 12'sine bağlayan gece. Kaçakların parası azalıyor. Robertson havuz kenarından bir giriş kartı çalıyor. Hangi oda olduğunu bulamamıştık. Şansları yine yaver gidiyor. Robertson ve Finney yapım halindeki boş bir oda buluyorlar. Duşumuz ya da onun gibi şeylerimiz yoktu çünkü o alanda çalışma yapılıyordu. Ama yatak ve televizyon vardı, ısıtıcı vardı ve çalışıyordu. Sadece banyonun oralarda onarım çalışması vardı. Yatağın rahatlığı ve odanın sıcaklığı Robertson ve Finney'e kendilerini güvende hissettiriyor. Merhaba. Otel lobisinde vakit geçirmeye başlıyorlar ve görevlilerden biriyle arkadaşlık kuruyorlar. Orada çalışan görevlilerden birinden hoşlanmışlardı ve lobiye gidip onunla konuşup bilgisayarı kullanıyorlardı. Robertson'a göre bütün bu süre boyunca operasyonun beyni ve yöneticisi Finney olmuştu. Kaçışlarının ikinci haftasında Finney bir anlık bir zayıflık gösteriyor.
Bilgisayarı kullanabilir miyim? Tabii, elbette. Polisin bir süredir yapmasını beklediği hatayı yapmak üzere. Yerlerinizi alın. Edward Robertson, Martin Finney ile birlikte iki haftadır kaçmaktaydı. Gördün mü? Herhangi bir araç var mıydı? Florida polisi aramalarını ülke çapında genişletiyor. Onunla en son ne zaman konuşmuştuk? 6 hafta önce. Yine izlerini kaybettirmişlerdi. Ama Finney'nin hatası bunu değiştirmek üzereydi. O gece bir ara birine bir e-posta yollamıştı. Benim bundan haberim bile yoktu. Ertesi gün yola devam etmeye karar verdik. Bir yerlerden biraz para bulup kendi yolumuza gidecektik. O sabah yollarımızı ayırıp gidecektik. Finney'nin elektronik postası bir olaylar zincirini başlatıyor. Arkadaşı polisle irtibata geçiyor. Evet, ben Aarons. Dedektif Aarons. Hemen bana haber vermişti. Martin Finney'den bir mesaj aldım. Martin Finney'nin yolladığı e-mailde yeni bir kimlik edinmeye ve Kanada'ya doğru gitmeye çalıştığı yazıyordu. Bugün ondan bir e-posta aldım ama normal adresinden değildi. Bize bir e-posta adresi vermişti. Bir e-posta adresi almıştı. Bu e-postayı bana yollayabilir misin? Evet. Adresiniz nedir? E-posta yoluyla onunla iletişim halinde kalmaya çalışacağını söyledi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Robertson, Finney'nin yolladığı elektronik postanın polisi harekete geçirdiğinden haberdar değil. Kanun kaçakları yakalanmaya bir adım daha yaklaşıyor. İzini sürmeye başladım ve IP adresinin AT ve T servis sağlayıcısı tarafından verildiğini duydum. Bilgisayar Thornton, Colorado'daydı. Sunset Oteli nasıl yardımcı olabilirim? Ben Florida Eyaleti Savcılık Bürosu'ndan... Aarons moteli arıyor ve görevliden Florida İslah Departmanı'nın internet sitesinden Robertson ve Finney'nin fotoğraflarına bakmasını istiyor. Aman Tanrım. Sanırım buradalar. Hemen huzursuzlanmaya başladı ve biraz da korkuyordu. Olamaz, buradalar. Onları daha dün gördüm diyordu. Çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Aarons hemen FBI ile irtibat kuruyor. Bizim için izini sürmekte olduğunuz iki kanun kaçağı hakkında sağlam bir ipucu buldum. FBI Denver'daki güvenli sokaklar ünitesini arıyor. Güvenli sokaklar polis kuvveti Denver merkez bölgesinde hizmet veren birden fazla yetki alanına sahip bir ajans. Denver polis merkezi ve Aurora polis merkezine bağlı FBI ve diğer birkaç yerel ajansla beraber Denver merkez bölgesinde şiddet içeren suçlar üzerinde çalışıyor. Casey Williams, Rocky Dağları Güvenli Sokaklar Polis Kuvveti için çalışan bir Aurora, Colorado polis memuru. Öğleden sonra 12.45 sularında Florida'dan bir telefon aldım. Thornton, Colorado'da olduklarını düşünüyorum. Robertson ve Finney hakkında bilgilerimizi toparlamaya başladık. Neye benziyorlardı, nerede olabilirlerdi? Bazı araştırma bulguları, bazı fotoğraflar ve onlar hakkında bilgileri topladık ve iki ekip oluşturduk. Williams ekiplere hareket planı hakkında bilgi veriyor. Pekala, peşinde olduğumuz kişiler bunlar. Onların bir süredir izini arıyoruz. Bunlar kaçak mahkumlar, silahlılar ve çok tehlikeli olduklarına inanıyoruz. Etrafta siviller olduğundan dolayı bu çevrede çok ama çok dikkatli olmalıyız. Ben ve ekipten bazıları arabalarımıza binerek otele gittik. Oraya vardığımızda kullandıklarını düşündüğümüz arabayı gördük. İşte orada. Orada iki kişi vardı. Finney ve Robertson'a benziyorlardı ve onları izlemeye başladım. Orada iki kişi vardı. Finney Robertson'a benziyorlardı ve onları izlemeye başladık. Williams ve ekibin kalanı hızlıca aracın çalıntı olduğunu ve şüphelilerin gerçekten de aradıkları kaçaklar olduğunu doğruluyor. İki numaralı şüphelinin kimliği doğrulandı. Onları bir süre izledik. Yerimi aldım. Florida'dan aldığımız bilgiye göre bunlar tehlikeli kanun kaçaklarıydı ve silahlıydılar. Anlaşıldı. Konumumuz 23. Beklemedeyiz.
Park edişlerine bakılırsa aracın arkası binaya doğruydu ve böylece yapabilecekleri tek şeyin arabadan çıkıp koşarak kaçmak ya da arabayla kaçmaya çalışmak olduğunu biliyordu. Onların etrafına dikkat etmediklerini fark ettik. Çevrelerinde neler olduğunun farkında değillerdi. Arabanın içinde oturuyorlardı. Bir şey yazmakla ya da okumakla meşgul bir halleri vardı. Kanun kaçakları bir banka soygunu için bir not yazmakla meşguldüler. Polis harekete geçiyor. Konumumuz 23, beklemedeyiz. FBI ajanları işaretsiz arabalarla park yerinde yerlerini alıyorlar. Robertson ve Finney'nin dikkatinin dağınık olmasının yardımıyla Williams ve ekibi ağı sıklaştırıyor. Hazırız. Onlara doğru yaklaştığımızda bize hiç dikkat etmediler. Sanki orada yokmuşuz gibi davranıyorlardı. Ben de sert bir şekilde sağa dönerek arabamı onların arabasının önüne çıkardım. Polis! Arabanın arkası binaya doğru olduğundan geriye doğru kaçmak gibi bir şansları yoktu. Biz araçtan çıkar çıkmaz iki yönü de kapattık. FBI ajanları arka taraftan geliyordu ve onların çıkışını ateş hattımızda olmayan üçüncü bir yönden engelliyorlardı. Dışarı ilk baktıklarında sadece boş bir park alanı görmüşlerdi. İkinci baktıklarında ise önlerinde onlara silah doğrultmuş polisleri gördüler. İlk düşüncemiz bir şey yapmıyoruz ki oldu. Yanlış kişileri buldular. Ellerinizi kaldırın. Polis, ellerinizi kaldırın. Ve kaldırdılar. Arabadan uzaklaş. Tişörtünü kaldır. Yüzlerinde burada neler oluyor gibi bir ifade vardı. Ellerini kaldırdılar, gözleri şaşkınlıkla açılmıştı ve çevrelerinde olan biteni algılamaya çalışıyorlardı. Geri gel, geri gel. Hepsi silahlarını üstümüze doğrulttu. Arabadan çıkmamızı söylüyorlardı. Biz de çıktık. Bizi kelepçelediler. Gel bakalım. Dön. Kelepçelenen Robertson artık yolun sonuna vardıklarını biliyordu. Finney ve Robertson'ın arabasını aradığımızda içindeki silahları bulduk. Çalıntı araçta yapılan arama sonucunda polis iki kaçağın dikkatlerinin neden dağınık olduğunu anlıyor. Üstünde çalıştıkları bir banka soygunu notu bulduk. Artık bitmişti. Florida'ya geri gidiyorduk. Yeni suçlarla yargılanacaktık. Hapse geri dönüyorduk. Robertson ve Finney şimdi Kuzey Florida'da Century Islah Enstitüsü'nde kilit altındalar. Robertson 40 yıla, Finney ise ömür boyu hapse mahkum oldu. Tahliye tarihim şu anda 2045. En erkeni 2041. En geç 2046. Yakalanacağımızı hiç düşünmemiştik. Öylece yaşamımı sürdürecektim. Şimdi ise yakalandım ve burada 30 yıl boyunca kapalı kalıp savaş vereceğim. Ve buna değmediğini biliyorum. Sadece gençtim ve bir başkasını takip ediyordum. Ve bunun için kesinlikle değmezdi.